Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aracımızla birlikte Farmas Auto Bahçeli Evlere geldik. 3M Meguiar's servisi, işte detaylı temizlik, detaylı boya koruma işlemleri, seramik kaplama, bu tarz işlemleri yaptırabileceğimiz bir alan. Sahibi Atınç Bey sağ olsun davet ettiler bizi. Biz de aracımızla birlikte geldik. Aracımıza seramik kaplama vesaire gibi işlemler yapılacak. Onları Atınç abiyle konuşuruz. Atınç Bey size anlatır. Aracı biliyorsunuz, Samit çek aracın önceki halini. Bayağı bir araçta hare var. Yani boya çok kötü bir durumda. Biz de birkaç yerini boyattık hatta arabanın. Ama yine de bariz bir şekilde araçta hare vesaire var. Tabii bunlar aşama aşama oluyor. Air'ını yaptık. İşte süspansiyonları yaptık. Yanlarda boyanacak yerler vardı. Onlar yapıldı. Ama şurada kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama ciddi, yani fırçayla çok yıkanmış araba. Bunların hepsi temizlenecek. Bunlar uygulanacak. Ve arabanın içi de kirli. Samet, içine de geçelim. Gel gel. Bak. Şuralara baksana özellikle. Şuralar çok kirli arkadaşlar. Yani siyah olmasına rağmen o kiri bile belli ediyor. Koltuklar vesaire ciddi kir içerisinde. Bunlar yapılacak. Bu yapılmadan önceki hali zaten. Tavanda bile hare var oğlum ya. Her yer hare. Ne diyorsun Samet aracı hakkında? Abi zaten hareden ziyade çok mat araç şu an. Mat değil mi? Acayip mat yani. Bariz belli oluyor. Kamerada şu an belli oluyor zaten. Rengini mat oldu. Hı hı. Yanımızda firma yetkilisi Atınç Bey var. Atınç Bey, aracımıza ne olacak? Air Civic ne yapacağız? Neler yapacağız? Ben anlatmaya çalıştım az çok ama siz daha tecrübelisiniz tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Firmamız 20 yıldır bu işi yapmakta. Evet. Aracınıza önce pasta cilası yapılacak. Sonra evet, detaylı temizliği yapılacak. En son finalde de seramik kaplaması yapılacak. Seramik kaplama. Bu hareler için de herhalde. Tabii tabii. Onlar da pasta işleminden sonra yapılacak. Hareler vesaire evet, olacak. Ve içi de bayağı kirli. İçini de tabii onu da detaylı temizliğimiz yapılacak. Makinalarımızla A'dan Z'ye içine girilecek. Hı hı. Tertemiz bir şekilde alacaksınız. Hepsini tertemiz alacağız. Atınç Bey, siz burada herhalde 20 yıldır hizmette olan, bu sektörün içinde olan birisiniz. Evet. Sağ olsun bizi davet etti Atınç abi. Gerçekten çok iyi ağırladı. Ve bazı sözler aldık Atınç Bey'den. Abi diyeceğim artık Atınç Bey, kusura bakmayın. Atınç abi'den bazı sözler aldık. Bizim videolar çünkü genelde böyle samimi yürüyor yani. Evet. Ben çok sevmiyorum böyle klişe, bey, sanırım. Abi kardeş gibi olduk zaten, aynen, az çok. Aynen. Atınç abi'den sağ olsun bazı sözler aldık arkadaşlar. Nasıl sözler aldık? Tamam, bizim aracımız yapılacak, edilecek ama eğer bu videoyu izleyen takipçilerimiz sonuçta diyecek ki ya biz de aracımızı yaptırsak. Onların da aracında detaylı temizliktir, haledir, işte seramik gibi işlemlerde. Bu tarz işlemlerde sizden konuştuğumuz gibi artık bir indirim, aynen, bekliyorum. Aynen, aynen. Ben takipçilerim, benim vasıtamla gelenler arkadaşlar. Şimdi buranın Instagram sayfasını paylaşacağım. Videonun sağında solunda bir yerinde yazı olarak yazacak ve videonun altında da Instagram sayfasını paylaşacağım. O Instagram sayfasını takip edin. O Instagram sayfası vasıtasıyla yazdığınızda, aradığınızda, yani telefonda biz Aziz Kancan'ın videosunu izledik de geldik. Aracımıza işlem yapılacak vesaire dediğinizde, yani normal kapıdan geçenle aynı bir fiyat olmayacak. Yok, kesinlikle. Sizin isminiz verilsin yeterli. Bizim biz hem gerekli müden, yani işlemleri göstereceğiz. Aynı zamanda da bu maddi olarak da gerekli. Maddi olarak da gerekli. Yani mutlu edeceğiz burada. Ciddi indirimler alacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. En azından bir arayıp fiyat bile alabilirsiniz. Aynen. Gelip burada aracı da gördüklerinde tabii. Çünkü telefonda az çok anlayamazsınız aracın durumu ne vesaire. Aynen. Hare durumudur, çizik durumudur vesaire. Bu tarz şeyler için buraya başvurabilirsiniz. Bir nevi cam filmi de yapıyorsunuz. Hepsi var. Evet. Araç kaplama. Araç kaplamaya kadar yapılıyor yani. Araç cam filmi, kaplama. Ben şeyi de sizde yaptırmıştım. Benim bir tekikim var. Takipçilerim biliyor. Onun da cam filmi komple burada yapılmıştı. Ama o zaman siz birebir tanımıyordunuz. Evet. O da burada yapıldı. Gayet memnundum. Bir de sektörde 20 yılı olduğu için Atınç Bey'in ve firmasının, yani bir nevi o yüzden tercih ettik. Çünkü bu iş öyle bir iş ki ben şu an size bu firmayı öneriyorum.
Yani X bir firma değil bu. Bu sektörde 20 yılı olan bir firma. Yani size bir aylık, iki aylık bir firmayı öneririm. Yarın öbür gün kapatır. Bu sefer videonun altındaki yorumları az çok görür gibi oluyorum. İşte Aziz Bey önerdiğiniz firma iki ayda ortalıktan kayboldu. Yok evet. gibisinden. Evet. Yani bu işin erbapları benim üzerime düşen önermek. Gerisi size kalmış. Biz daha önce çünkü çalıştık, yaptım dediğim gibi. Ve çok samimi tanıdıklarımın da sürekli çalıştığı bir yer olduğu için bir tereddütüm, bir şüphem yok en azından benim için. Uygulamaya başlanacak herhalde. Tabii. Süper. Hemen başlayacağız. Ne zaman biter? Yarın akşama doğru veririz. Yarın akşama doğru aynen. aracımız alınacak. Aynen. Son derece bence hızlı bir süre. Evet. Size özel. Size özel. Dediğiniz gibi gelenlere de böyle olacak. Gelenlere öncelik de böyle onlara olacak. Tanınacak. Çok iyi. Sizle güzel bir samimiyet oluştu. Bu samimiyeti de taşlandıracağız beraber. İnşallah. Benim de tek temennim o. Yani biz çoğu firmayla da böyle çalışıyoruz. Markalarla örneğin Nissan, Honda bu tarz markalarla da çalışıyoruz. Ben her zaman gittiğim yerde sizi de ön plana koyuyorum. Çünkü size de bir faydamız olsun. Tabii. Yani en azından bizim takipçimizsiniz. Bunun ayrıcalıklarını yaşayın. Film mi yaptıracaksınız? İndirimli film olun. Aynen. Filmleriniz de herhalde 3M hepsi oluyor. Marka evet. 3M var, Oracle var. Çeşitli markalar kullanıyoruz. Müşterinin isteğine göre fiyatlandırıyoruz. Bayilik mi var sizde? Tabii 3M yetkili uygulama bayisiyiz biz. Yetkili uygulama bayisisiniz. Megawars ürünlerinde kullanma olanağımız var. Onun yanında işte 6-7 tane de alt ürünlerimiz var. Bir de kendimizi dispiratörlük aldığımız seramik ürünlerimiz var. Dispiratörlük aldığımız seramikler var. Peki seramik kaplama için gerçi fiyat konuşmayalım. Fiyatı arasınlar. Ama gerçekten arkadaşlar ben yani piyasadaki fiyatları biliyorum. Seramik kaplama fiyatlarını falan. Çok ciddi bir fiyata söyledi bana. Eğer senin adınla gelirlerse şu fiyata yapacağız dedi Atınç abi. Yani ben o rakamı kaçırmayın. Atınç abi baksa ona yazarlar. Abi bu fiyata yapmadı etmedi diye yok, arkadaşlar. Öyle bir şey olmaz. Bizim sözümüz piyasada bilinir. Çünkü 20 yılın arkasında neler olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Tabii ki de. Tabii ki de. İsim vermeyeyim ama şu an bir spor kulübünde as başkan bile bizim 16 yıllık müşterimiz. Evet zaten kendisi Instagram sayfasında bakın. Bakın Instagram sayfasında Atınç abinin ciddi paylaşımları var. Yani böyle ünlü tanınmış kişilerle. Sadece sosyal medya ayağınız yoktu. Evet işte biz bu hani büyük insanların tahta kulübeden yönettiği bir tarzız. Artık ne yazık aşırı bir talep var. Bu internet hesabından da artık bizlere hizmet edin diye. O sayede sizi tanıdık. Evet. Bu yola da girdik artık. Çok bugün iyi. Bir tarihtir bu konuyla ilgili. Bu tarihi de beraber yöneteceğiz inşallah. Çok güzel. Çok güzel size verdiğim sözü tutacağım. Neden? Çünkü 20 yıllık bir söz tutmayla bu kadro var. 15 yıl önce geldiğiniz usta arabanızı yapan usta şu an hala arabanızı yapıyor. Bu da sizin için büyük bir hizmet. Hizmet. Yani, çalışanların uzun vadede yani, çalışmasıdır. Evet. Yani istikrar her aynen, şeyden önce. Aynen. Yani bir iş yerinde çok iyi. Hepimiz bir takım tutuyoruz mesela. Değişme şansınız yoksa bizim portföyde de öyle bir şansımız var. Hani bizi değişmiyorlar. Hep bunlara hitap ettik. Herkes şimdi mesela 20 tane bayi var çevremde. Abi sen niye hiç sanal alemde yoksun? Olma şansım olmadı. Ama işte yeni yerimizde taşındık biz yan tarafa dedik, bu tarafa geçtik. Sırf sanal aleme hizmet etmek için. Biraz daha fazla mesaileri uzattık. İşte gelen arkadaşları öncelik tanıyacağız. Diğer işlerimiz zaten birçok markayla çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Yani birçok araç satan markalarla seramiktir, iç folyo kaplamadır, işte şeffaf kaplamadır, aynen. cam filmidir. Bu tarz işlerini birçok sıfır aldığınız araçlar bile burada yapılıyor yani. Aynen, aynen. Yani marka vermeyelim ama birçok yani marka burada yaptırıyor. Siz bayiden öyle alıyorsunuz aynen. arabayı. Yani 5-6 şubemiz var. Aylık 700-800 araç, sıfır araç biz teslim ediyoruz. Çok iyi. Yani bu işlemler bence kaçmaz. Dediğim gibi Instagram'dan takip edin ve daha sonrasında arayın, iletişime geçin. Gereken yardımı Atınç abi yapacak. Konuşmayla fazla sıkmak istemiyoruz sizi. Araç burada teslim edeceğiz. Yarın alacağız inşallah. Biraz da aracı gösterelim. Ardından kapatalım. Aracımıza seramik uygulama yapacağız.
seramik uygulamasını yapmadan önce aracımızın yüzeyini çiziklerden, reçinelerden temizleyeceğiz. Aracı gördüğünüz gibi aracın durumu çok kötü. Üzerinde reçineler var, üstü pütür pütür. Önce bu reçineleri temizleyeceğiz. Ondan sonra uygulama işlemine gireceğiz. Aracın üzerindeki reçineleri temizledik. Temizleme işlemi bittikten sonra aracın üzerindeki plastik aksamları zarar görmesin diye patlıyoruz. Evet arkadaşlar, aracımızın seramik uygulaması yapacağımızı söylemiştik. Bunun için de kullanacağımız pastanın silikonsuz olması gerekiyor. Kullandığımız pastayı şöyle göstereyim. 3M'in 1 numaralı pastasını kullanacağız. Silikonsuz olduğu için seramik uygulamasını yapacağımız için tekrar ediyorum. Evet arkadaşlar, aracımızın ön hazırlığı bitmiş bulunmakta. Aracımızın seramik uygulamasını yapmadan önce aracımızı çiziklerden gireceğiz. Bunun için de 3M'in 1 numaralı pastasını kullanıyoruz. Start'a veriyoruz. Kardeşimiz aracını bitirdik. Seramik uygulaması dışında son hali bu şekilde aracın. Çizik giderici işlem uygulandı. Hale giderici işlem uygulandı. Boya koruma atıldı. Aracın en son hali şu anda bu şekilde. Seramik uygulamasına daha henüz yapmadık. Birazdan o uygulamaya da geçeceğiz. Onu da detaylı bir şekilde göstereceğiz size. Aracın ilk halini görmüşsünüz. Baya bir değişime uğradı. Tabiri caizse ayna gibi oldu. Evet, şöyle göstereyim. Yansımaları fark ediyorsunuzdur zaten. Bakalım Aziz Kancar kardeşimiz aracı görünce ne düşünecek? Nasıl bir şaşkınlığa uğrayacak merak ediyorum. Araç bu şekilde arkadaşlar. Seramik uygulamasına birazdan geçiyoruz. Söylemiştik biraz önce. Boya koruma işlemi tamamladık. Aracı yıkadık, temizledik. Şimdi seramik uygulamasına geçeceğiz. Onu da arkadaşımız kameraya yaklaştırsın. Yavaş yavaş size uygulamasını gösterelim. Evet arkadaşlar, belli bir bölgeye lokal olarak size göstermek amaçlı seramik uygulamasını yaptık. Araca seramik uygulamasının yapıldığı yer ve yapılmadığı yer belli oluyor. Şurası seramik uygulamasının olduğu yer. Şurası da seramik uygulaması olmayan yer. Uygulanmadı daha henüz. Fark görüyorsunuz zaten. Aracı yapmaya devam ediyoruz. Seramik uygulamasını
Evet arkadaşlar, aracımız bitti. Şu anda hazır bir biçimde. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani Farmas Auto gerçekten gerekeni yapmış. Ben aracı tanıyamadım desem yeridir. Yani gece bile parlıyor artık araba. Arabada çok büyük hareler vardı. İşte fırça çizikleri çok vardı. Bunlarla ilgili gerekenler yapılmış. Bir de işin erbabı olan sizleri bir yakın alayım. Sizler neler yapıldı araca? Ne gibi işlemler uygulandı? Teknik özelliğini Muammer Bey anlatsın. O zaman son finali yapayım. Muammer Bey'i dinleyelim. Merhaba. Aracımız tabii bize geldiği zaman çok kötü bir durumdaydı. Evet. Güzel bir pastalama, 3M bu arada markasıyla çalışıyoruz. Güzel bir pasta cilalama işleminden sonra, boya kuruma işleminden sonra tekrar bir 3M seramik uygulaması yaptık aracınıza. Evet. Gayet de güzel oldu. Beğendik de, kendimiz de beğendik işin açıkçası. Eski halinden eser yok şimdi. Yani onu artık mağazadaki fotoğraflarınızda bakacaksınız yani. Aynen. Farmas Auto Instagram sayfasında da girip aracın fotoğraflarını vesaire bakabilirsiniz. Detaylı paylaştılar kendileri de. Ben çok beğendim kendim şahsım adına. Bir de hare için bir uygulama yaptınız mı? Harelenme, seramik kaplamadan önce hare uygulaması yapıldı. Yani anladım. Pasta, boyaya derinlik katma, hare uygulaması ve boya koruma uygulaması ve devamında araç tekrar yıkanarak, temizlenerek son katma, yani koruyucu, son dönemlerde uyguladığımız seramik koruyucu. Evet. Yani çok ultra üst segment koruma cilasıdır. Onu uyguladık. Artık aracınızı güle güle kirletin. Yani. Bundan sonra herhalde fırçayla yıkama kesinlikle yok. Tabii fırçayla normalde hani seramik yapıldı veya yapılmadı olayı değil. Fırçayla araç zaten yıkanmaz. Hiçbir zaman yıkanmaz. Yani ister bu uygulamaları yaptın, ister yaptırmayın. Fırçayla araç yıkanmaz. Yani işin açıkçası doğrusu bu. Fırçayla araç. Yani. Peki bunun yani sünger yardımıyla vesaire sünger yıkadığınızda ya da fırça harici ürünlerle yıkadığımızda ömrü ne kadardır? Yani seramik aşağı kaplamamız 3 ila 5 sene arası garantimiz ve garanti veriyoruz. Tabii biraz da siz de aracınıza önem göstereceksiniz. Tabii canım. Bütün kullanıcı, araç kullanıcı. Bakarsan bağ olur, yani, bakmazsan yani. O hesap. Nasıl işte berbere gidiyoruz, devamlı aynı berberimiz var mı, kuaförümüz var mı? Arabamız için de devamlı aynı bir kuaförümüz olması gerekiyor. Tabii, kesinlikle. Yani dönem dönem wax uygulamaları gibi. Tabii. Yani bakımını arabanın da tabii. Hafif saçı uzadığında, sakalı uzadığında kuaförde sizsiniz zaten. Gelecek, yani. Kremlenecek, evet. Uygulamalar yapılacak. Valla ben çok beğendim. Diyorum yani araba zaten belli, fotoğraflarda da belli. Çok çok ciddi fark oldu. Arabayı dün evin oraya götürdüğümde yani gören insanların da tepkisi. Çünkü yani bir gün önceki gelen araba değildi diyor herkes bu arabaya. Çok ciddi fark oynadı. Gece bile parlıyor artık araba. Yani gece bile saçını tara, bak saçını tara bu, gibi olmuş. Etrafınızdaki kişiler, dostlarınız, arkadaşlarınız bu görüşleri bizi mutlu ediyor tabii. Tabii. Yani doğru. Ya bu çok iyi bir şey bence. Yani yaptığın işin kişiler tarafından sevilmesi ve yaptığın işten karşınızdaki kişilerin mutlu, güler yüzü ve hoş olması, bu çok çok iyi bir şey. Yani bu hizmet bir nevi, müthiş bir şey bence. Atıç Bey işletme sahibimiz. Evet. Kendisi de Atıç Bey zaten bize çok yardımcı oldu. Yıllardır her geçen zaman yeni teknikler, yeni ürünler deneyerek Zaten biz videonun başlangıcında bir konuşma yaptık Atıç Bey'le. Yani Atıç Bey bu işin tarihinde yani. Çok bayağıdır eski bu işte. Ve yıllardır tabiri caizse yıllarını bu işe vermiş. O yüzden ben zaten dedim yani herkese gidersin, video çekersin, işte arabanı yaptırırsın edersin ama şu videoyu çekip şu YouTube olayında paylaşmak yani gerçekten zor bir mesele. Bunu sizinle de konuştuk. Çünkü adam 2 aydır açmıştır dükkanı ya da 1 yıldır açmıştır. 2 ay sonra kapatır. Ben burada bir nevi beğendiğimi, ben beğenmesem inanın bunu söylerim de yani. Atış Bey, bence siz biraz şirket sektördeki... Hani şimdi bizim belli bir markalara hizmet veriyoruz. İşte araç markalarına. Bunlarda da
15-20 senelik bir geçmişimiz olduğu için müşteri memnuniyeti öncelikli planımız. Sonrasında zaten devamı oradan oraya, oradan oraya yayılan bir markayız. Sanal alemde de ilk defa sizinle bu işe adım attık. Bu adım atmamızın nedeni de sizin bize verdiğiniz güven. Biz de size o güveni verdiysek ne mutlu. Çok. Bizim bir sloganımız var. En temiz park noktası. Evet, o sloganı çok beğendim. En temiz park noktası gerçekten çok iyi olmuş. Bu slogan da yani biz işimizi temiz yaparız. Temiz çok yere iyi park edin demektir. İnşallah daha uzun yıllar en iyi şekilde hizmet edip müşteri portföyümüze 20 yıllık bir aynen. Sonuçta geçmiş varsa bunun önü kesilemez bu saatten sonra yani. Yani benim dedem aşçıydı. Ekstrem şeyler olmadıkça kesilemez. Aşçıydı ve mengenli. Evet. Bugün kime mengenli deseniz aşçı denir. Evet. Biz de Allah kısmı ederse bu işte bizi kim sorarsa 50 yıl sonra bu işteki en eski ve en köklü firma olmayı düşünüyoruz. Konfor bakım sektörünün aşçısıyız. Aynen. O da güzel. Bakım sektörünün aşçısı da sizlersiniz yani. Yemeğin kralı kimden çıkar bilirsiniz. İşin kralı da inşallah bizden çıkar her zaman. Ve bu ekip işi. Tabii. Hatalarımız yok, bir kesim var. O hatasız kuru olmaz ki. Tutuyoruz onu. Önemli olan hataları fark edebilmek ya da hataları telafi edebilmek. Aynen. Önemli olan o. Aynen. Hata olur, hata olmaz diye bir şey kesinlikle kim derse yalan konuşuyordur yani. Kulun yaratılışında hata vardır. Ama önemli olan bu hataları düzeltebilmek ya da hataların arkasında durabilmek. Önemli olan bu yani. Biz zaten de ona zaten. Bizi, sizi bu sektörde tutabilecek noktada budur. Yani örneğin yaparsanız adam köşeyi döner, bir ay, iki ay sonra ekstrem bir şeyle karşılaşır. Buraya geldiğinde, ya kardeşim yaptık bitti olayı, ne olur kötü bir imaj bırakır zaten. Aynen. Yani bir haciz memuru gibi düşünülmek istemiyoruz. Hani evinize gelir memurlar yazar, Allah seni kahretsin. Aynen öyle. Biz onu yaşamayalım, en mutlusu o. Hani herkes teşekkür etsin veya bizden iyi bahsetsin. Amacımız bence de, bence de önemli olan o. Mantığımız da o. Fikrimiz de o, zikrimiz de o diyelim. Bence biraz da para kazanalım. Yani, evet, biraz da para kazanalım. Tabii canım. Maddiyat ikinci plan. Doğru olursanız zaten onu tamamlayalım. Maddiyat bir şekilde gelir yani. Aynen. Siz doğru oldukça maddiyat her türlü esnafın gelecektir. Esnafın doğrusu da önemli. Biz şimdi esnaf oluyoruz. Evet. Esnafın doğrusu da ne yazık parmak kadar az. Çok az. Aynen, çok az. Ülkede çok şimdi ben de bir esnaf olduğum için. Çalışıyoruz. Ülkede düzgün çalışan, işinin hakkıyla çalışan, yani dürüst, sözü, özü bir insan çok az kaldı. Yani kalmadı gibi bir şey bu ülkede. İşte ürünlerimizde kesinlikle taviz vermememiz ön planda. Evet. Buna çok çok dikkat ediyoruz. Asla taviz vermiyoruz. Euro ile dolar ne kadar artarsa artsın yani, fark etmiyor. Anladım. Biz ürünümüze taviz vermiyoruz. Ya ben bunu çok duydum. Çok ucuz fiyatlı örneğin seramik yapıyorlar. Ya bakıyorum, ortada bir marka yok. Şimdi sizin çalıştığınız ürünler belli. Üçem ve Mevlers'te çalışıyorsunuz. Ve bunlar Türkiye'de değil, dünyada kendini kanıtlamış markalar. Aynen. Yani her iki marka da dünyada kimle sorsanız bu işten az buçuk anlayan parmakla göstereceği iki markadan bir tanesi. Evet. Ve siz bu iki markayla da çalışıyorsunuz ve Üçem'in de bayiliği. Evet. Yetkili uygulama merkezi. Yetkili uygulama merkezisiniz. Yani ben her zaman şunu da söylüyorum. Ucuza aldanmayın. Evet. Yani bugün örneğin atıyorum rakamları sembolik söylüyorum. Bu arabayı 300 liraya seramik yaparsınız. Siz 500'e yapıyorsunuz. Atıyorum bu rakamları. Evet. Yani gidip 300'e yaptırıp da cebinizden 300 çıkar. Memnun kalmazsınız. 300 haybeye gitmiş olur. Aynen öyle. Yani 300'ü bir nevi çöp kutusuna 300 lira atmış gibi olursun. Aynen. Ama en başta o 500'ü niye tercih etmiyorsun? Pahalı diye. Pahalı, evet. Ama yani bu da bir gerçek. Her zaman kalite ucuza alınmıyor artık. Tüketicilere, araç sahiplerine benim bir tavsiyem olacak. Muhakkak araştırsınlar. Değil mi? Yani seramik, boya koruma, detay temizlik. Yani araştırmada fiyattan ziyade öncelikle hangi ürünlerle o işlemin yapıldığını araştırsınlar. Evet. Bizzat onun takipçisi olsun. Çok önemli. Çünkü her önüne gelen bu işi yapıyor artık. Yani. Yapmaya başladı. O kadar genişledi ki bu sektör. Yani herkes yapıyor artık. Evet. Yani her köşe başında LED tabela seramik yapılıyor. Şöyle aslında her köşe başında yapılacak bir iş değil. Değil. Değil yani. Evet. Ustası bir kenar. Değil mi? Yani elini benzine alan, ben seramik ustasıyım diyor. Hı-hı. Araba yıkamayı bilmiyor. Bunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz şimdi ülkemizde şöyle bir şey var. Ben eski profesyonel futbolcuyum. Herkes çocuklarını futbolcu yapmak isterdi o dönem. Evet.
Şimdi bizim bu dönemde de herkes çocuğunu Megawatt ustası, üçem ustası yapmaya çalışıyor ama buna da bir yetenek lazım. Tabii. Yani benim ustamın farkını siz de zaten videolarda göreceksiniz. Doğuştan yetenekli arkadaşlar var çoğu grubumuzda. Hamurunda var yetenek. Aynen. Yani. En azı 15 senelik personeller. Hı hı. O yüzden biz böyle başarıyı yakalıyoruz. Videoyu yavaş yavaş tamamlayalım. Çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha bizden ilgi alakanıza, yaptığınız işlem zaten ortada, onu anlatmaya gerek bile yok. Araç bu. Şunun da sözünü aldık, onu da bir kez daha söyleyeyim. Bakın bizim takipçilerimiz yazacaktır, edecektir. Onlara ekstra olarak Muammer Bey sizden mi yoksa Atıç Bey sizden mi? Hanginizden duyayım? Ne olacak onlara? Ekstra indirimlerimiz olacak. Evet. Aynı zamanda bir şey daha söyleyeyim. Şehit ve emekçilerimizin yani gazilerimiz yakınları gelirse çok çok daha özel indirimler olacak. Çünkü biz çok biraz iyi. Milliyetçi firmayız. Çok onlarda çok ayrıcalıklarımız olacak yani. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden de birkaç. Siz Instagram'a Atıç siz bakıyorsunuz Bey, en çok herhalde. Genelde ben bakıyorum. Tabii arkadaşımız da var yine ilgilenen. Tabii ki sizin isminizi verdikleri zaman gerekli indirimlerimizi yapacağız. Hı hı. Ama tabii öncelikle gelip bizi burada görmelerini istiyoruz. Evet. Yani internet üzerinden... Bir de internet üzerinden çok fiyat istiyorlar. Şu ne olur, bu olur, ona da değinelim. Ya arkadaşlar bakın çok fiyat isteyip de, çünkü her arabanın durumu farklıdır. Senin arabanda hare çoktur, bazı arabada hare azdır. Tabii ki, tabii. Fırça çiziği çoktur, azdır. Bunlar değişkenlik gösterebilir. Ona göre de fiyat belirliyorsunuz zaten. Tabii siz. Ki tabii ki. Yani, yani ben örnek 500 lira derim ama araç gelir düşündüğümüzden çok iyidir. 500 lira 200 liraya denebilir, 300 liraya denebilir. Yani araca 500-700 de çıkabilir. Çıkabilir. Evet. Hani aracın yapacağımız işleme göre fiyatlandırmamız lazım. Bunun için aracı görmemiz tabii gerekiyor. Belli yani bir zaman harcıyorsunuz sonuçta. Yani tabii arkadaşlar ki, hep birlikte araca bir nevi ambiyani tabirle saldırıyorlar, yapıyorlar. Sonuçta tabii. Bir tempo var tabii, bu işin içinde. Tabii. O yüzden her aracın temposu aynı değildir. Yani doğru işlemi yapalım, hakkımızı alalım. Tabii ya, gelin bir ziyaret edin, çayınızı kahvenizi için. Artı bilgilendirelim. Yani bir işlem yapılabilir tabii ki, yaptık ama tabii bunu korumanız da önemli. Az önce bahsettiğimiz gibi bunun bilgisini verelim. Çünkü kulaktan dolma çok bilgiler var bizim piyasamızda. Doğru bilgi verelim, artık gerisi kullanıcı. Aynen. Çok teşekkürler bir kez daha. Teşekkür ediyorum. Kamerayı kendime çevireyim artık. Arkadaşlar işlem bu kadar, tamamlandı her şey. Dediğim gibi bilgileri de aktardık. Aracın halini de zaten ara ara çekimlerle göstereceğiz sizlere. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.